Değerli öğretmenlerimiz, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Öğretmenler için Uzaktan Eğitime Geçiş başlıklı webinarına hoş geldiniz. Az sonra sizlerle birlikte olacak olan Doçent Doktor Mehmet Fırat, Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölümünde öğretim üyesidir. 2017 yılında açık ve uzaktan öğrenme alanında doçentliğini tamamlayan Doktor Mehmet Fırat'ın akademik ve bilimsel araştırma alanları arasında açık ve uzaktan öğrenme teknolojileri, web tasarım ve kodlama, öğretim teknolojileri, yaşam boyu öğrenme, öğretim tasarımı, hiper ortam ve çoklu ortam, arayüz tasarımı ve öğrenme analitikleri yer almaktadır. Öğretmenler için uzaktan eğitime geçiş konulu webinarla sizlerle birlikte olacak olan Doçent Doktor Mehmet Fırat, 30 dakikalık bir sunumun ardından 15 dakika boyunca Zoom'un sohbet penceresine yazabileceğiniz sorulara cevap verecektir. Keyifli bir oturum olması dileklerimizle. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Kusura bakmayın, kısa bir gecikmemiz oldu. Katılım sayısına baktık, gayet güzel. Bunun için öncelikle teşekkür ederim. Önemli bir konuyla sizle birlikteyiz aslında. Öğretmenler için uzaktan eğitime geçiş. Şimdi iki bölümde bir sunum olacak ama öncelikle şunun altını çizmek isterim. Bazen bazı kriz dönemlerini fırsata çevirmekte, yani kendi işiyle ilgili fırsata çevirme sürecinde etkili olmak gerekiyor. Özellikle dönüşüm sürecini baz aldığımızda. Biz hali hazırda bir pandemiden geçiyoruz ve eğitim süreçlerimizin dijitale taşınması lazım. Hali hazırda zaten dijital dönüşümün başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu zaten gelecekti. Yani eğitimin dijitalleşmesi zaten gelecekti. Biz bu süreci bir fırsata dönüştürüp kendi eğitim süreçlerimizde dijitalleşmeyi güçlendirebilirsek çok önemli bir kazanç elde etmiş olacağız. Çok önemli becerileri elde etmiş olacağız. Ben de nacizane bugün bu konular üzerinde durmaya çalışacağım. Konu başlığımız zaten öğretmenler için uzaktan eğitime geçiş ve ben bu geçişlerle ilgili iki bölümde bir sunum hazırladım. Bu süreci başlamadan önce benim sizden rica ettiğim bir şey var. Anketimiz var. Bu ankette de merak ettiğim bir soruluk bir anket. İsteyen aynı zamanda altta yer alan açık uçlu soruyu da cevaplayabilir. Bu anketteki maksat ne? Siz öğretmenlere çocuklar için uzaktan eğitimin uygun olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Sizin görüşünüzle bunu öğrenmek istiyorum. Yani sizin için uzaktan eğitim çocuklara uygun mu değil mi? 1 ile 10 arasında bir puanlama. Ve bu puanlamayı yaptıktan sonra isteyen eğer ilginç şeyleriniz varsa, deneyimleriniz varsa, görüşleriniz varsa, vurgulamak istediğiniz bir şey varsa lütfen o alt soruyu da, açık uçlu soruyu da cevaplayınız. Bu benim için güzel bir feedback olacak, güzel bir geri bildirim olacak. Hem bu seminer sonunda da varsa yine görüşlerinizi alarak aslında bir değişim söz konusu mu onu görmüş olacağım. Başlayalım birlikte. Şimdi öncelikle biz bazı ön yargılarla bu sürece başladık. Hepimiz öyle. Yani bütün öğretmenlerimiz bu aslında yeniliğin doğası gereği olan bir süreç. Bir ortamda yenilik olduğunda ve bir süreçte yenilik olduğunda o yeniliğe adapte olmak zaman gerektirir. Efor gerektirir. Alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Tam da şu an bahsetmek istediğim şey bu. Bizim ön yargılarımız oluştu. Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitime herhangi bir planlama yapmadan, yani tabii ki ülke düzeyinde bizim çok güzel bir planlamamız oldu. Belki dünya genelinde düşündüğümüzde en hazır uzaktan eğitime geçen ülkeler değil. Ama dünya olarak biz 5 yıl öncesinde böyle uzaktan eğitime geçiş olacak, böyle bir hazırlık yapalım diye asla düşünmedik. Yani ne araştırmacılar düşündü, ne öğretmenler düşündü. Peki bu pandemi sürecinde biz ne gördük? Biz öğrencinin teknolojiye boğuştuğunu gördük. Çünkü çocuk teknoloji eğitimi
birleştirme sürecinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Alışkın olduğu o sınıf ortamından çıkıp dijital ortamda bir canlı ders üzerinden eğitim almaya başladı. Burada bir işte karikatür var, bir çizim var. İşte çocuk gerçekten teknolojiyle eğitimi entegre etmedi, ciddi bir problem yaşıyor. Peki bu neye neden oldu? Ne yarattı bu? Bu bir ön yargı yarattı. Zaten eğitim çocuklara uygun değil ön yargısı. Çocuklar bunlarla baş etmeye çalışırken bu eğitim dijital ortamda alma süreciyle başa çıkmaya çalışırken böyle bir ön yargı meydana geldi. Ama sonradan da yine konuşacağız. Sizin bildiğiniz gibi çok olumlu örnekler de var. Bu birinci ön yargımız. İkinci bir ön yargımız daha var. Çocuklar kendi başına öğrenemezler. Şimdi bunun nedeni ne? İşte ebeveynlerin hepinizin dediği bildiği, yani kendi çocuklarınız olmasa bile velilerinizin yaşadığı problemleri muhtemelen duymuşsunuzdur. Ebeveynlerinin maksimum desteği olmadan sürdürülebilir bir ders işlemek, eğitim süreci yürütmek de neredeyse imkansız. Çok zor süreçlerden geçirildi bu son aylarda, son işte 6 aydan bahsedersek. O yüzden şöyle bir ön yargı da oluştu. Çocuklar kendi başına öğrenemezler. Ama şunu da biliyoruz ki bizim dilimizde çok güzel bir söz var. Bu aynı zamanda kanunda da geçen bir ifade. Sui misal emsal olmaz. Yani kötü örnek bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna dair bize kesin karar vermek için yeterli. Done sağlamaz. İyi örneklerimiz var mı? Evet var. Örneğin ben çok basit bir örnek vereyim. Benim işte kızım ikinci sınıfa giden bir çocuk ve daha önce bilgisayar ya da tableti oyun oynamak dışında hiçbir amaçla kullanmayan bir çocuk. Ve ben şunu gördüm, daha geçen hafta gördüm. Bilgisayarı açıp kendi başına öğretmenin paylaştığı işte canlı ders etkinliğine kendi girip verilen ödevi yapıp ödevi sonraki gün sunarken ben fark ettim. Kendisi takip etmiş, kendisi ödevi hazırlamış, kendisi sunum yapıyor. Yani bunu normal bir süreçte bekler misiniz bir öğrenciden? Neredeyse imkansız. Yani çocuk gitsin, ikinci sınıf öğrencisi gitsin, efendim bir sunu hazırlasın, bunu dijitalde sunsun. Dijital ortamı kendisi planlasın, hazırlasın. Bir de arkada gün ışığını da almış. Çünkü birkaç denemeden sonra şunu görüyor. Yüzü gün ışığında daha net gözüküyor. Çocuk bunu keşfediyor yani. O yüzden sui misal emsal olmaz diyoruz. Uzaktan eğitim çocuklar için uygun mu sorusuna aslında sadece biz dönemde karşılaşmadık. Bu bizim açık ve uzaktan öğrenme bilim alanında sıklıkla karşılaştığımız bir sorun. Ve olumsuz görüşün temelini oluşturan o ön yargıyı, akademik anlamda da o ön yargıyı oluşturan bazı varsayımlar var. Nedir bunlar? Bakalım, bir, uzaktan eğitim yetişkinlere yöneliktir. Böyle bir alışkanlık. Yüzyıllardır, yani 1800'lü yıllardan itibaren başlayan uzaktan eğitim faaliyetleri, etkinlikleri çoğunlukla yetişkinlere yönelik olmuş. Ardından ikinci ön yargı, yani akademik olarak varsayımlar. Çünkü uzaktan eğitimde öğrenenin kendi öğrenme sorununu üstleniyor olması beklenir. Yani kendi öğrenme sorununu alabilecek ki uzaktan eğitim yoluyla kendi eğitim planını, kendi eğitim öğretim sürecini takip edebilsin ve kendini motive edebilsin. Ve yine üçüncüsü, bu da neyi gerektirir? Üst biliş, öz kontrol, içsel motivasyon, öz disiplin, öz denetim, bağımsız çalışma. Yani kendi başına öğrenecek, kendi öğrenme sürecini izleyecek ve kendi kontrol edebilecek. Peki gerçekten uzaktan eğitim sadece bu şekilde mi olur? Yani sadece kişinin tüm öğrenme sürecinden sorumlu olmasıyla mı olur? Şimdi onu tartışacağız. Şimdi bu tartışmaya başlarken size çok önemli bir deneyden bahsetmek istiyorum. Gerçekten günümüzün, yani 21. yüzyılın en güzel deneylerinden biridir. Duvardaki bilgisayar deneyi. Belki bilenleriniz vardır. Eğer bilen varsa lütfen alanına yazabilirsiniz. Shugata Mitra'nın deneyi. Profesör Doktor Shugata Mitra Hindistanlı bir profesör ve bir deney yapıyor. Şimdi fotoğrafta görüyorsunuz. Duvarda bir bilgisayar var. O bilgisayarın işte yanında çocuklar var. Ve çocuklar yanlarında hiç kimse yokken kendi başlarına bilgisayarı anlamaya çalışıyorlar. Orada etkinlik yapmaya çalışıyorlar. Yeni bir şey keşfetmeye çalışıyorlar. Çünkü yeni bir şeyle karşılaşmışlar ve onu keşfetmeye çalışıyorlar.
Şimdi ben deneyin özelliklerini, kurulumunu, o hangi geografik özelliklere sahip bölgelerde kurulduğunu şimdi anlatacağım. Deneyin tasarımı nasıldı? Öncelikle Yeni Delphi'nin fakir bir bölgesi, burası Hindistan. Fakir bir bölgesinde bir duvara yerden 1 metre yüksekliğe bir bilgisayar konuluyor. Bu bilgisayarın da internet bağlantısı var, çalışır durumda. Tamam mı? Bölgedeki çocuklar okula nadir giden, hayatında hiç bilgisayar görmemiş, yabancı dili de zayıf olan, yabancı dili de olmayan öğrenciler. Yani önceki öğrenmeleri düşük olan, tam da hedef kitlenin bilgisayarla etkileşimini kolaylaştıracak bir kitle. Yani tam da ihtiyaç var öyle bir bölge. Öyle bir bölgede böyle bir proje. Deneyimizin kurulumu bu. Peki deneyde neler yapılıyor? Bu bilgisayarın üst kısmına küçük bir kamera yerleştiriliyor. O bölgedeki yetkililerden izin alınarak. Ve izleme yapılıyor. Kayıt altına alınıyor. Ve görünen şeyler şunlar. Bilgisayarla tanıştıktan sonra birkaç saat sonra çocukların birbirine öğreterek internete girebildikleri, bakın bilgisayarı hiç bilmiyor, interneti hiç görmemiş, bilgisayarı hiç görmemiş, İngilizce de bilmiyor. Birbirine öğreterek, o bir tane kız çocuğunu hatırlıyor musunuz? Bir tane büyük vardı, yanında da iki tane küçük çocuk vardı. Büyük olan kız çocuğu yanına gelen küçük çocuklara nasıl tıklama yapıldığını, yeni bir tabın nasıl açıldığını gösteriyor. Bunlar gözlemler, gerçek gözlemler. Dosyalar indirebildiklerini, internete girip dosya indirebildiklerini, resimler çizebildiklerini, bunları kendileri keşfediyor. Ve hatta bazılarında müzik kaydı, yani bir müzik videosu, müzik kaydı oluşturmaya çalıştıklarını görüyorlar kamerada. Birkaç ay sonra, buralar çok önemli, bazı çocukların İngilizce öğrendikleri, dil öğreniyor kendi başına. Hani o, hatırlıyor musunuz, biz akademik anlamda bazı varsayımlar var demiştik. Çocuk kendi başına dil öğreniyor ki dil öğrenmek sosyal etkileşimi temelde gerektiren ve sosyal etkileşimle meydana gelen bir öğrenme süreci. Çocuklar bir grup oluşturuyor orada ve birbirlerinden öğrenerek, bir network oluşturarak, birbirlerinden öğrenerek gelişiyorlar. Buna siz değerli öğretmenlerimiz zaten biliyorsunuzdur bunu. Vygotsky'nin Zone of Proximal Development var. Yani Türkçesi yakınsak gelişim alanı. Çocuklar yakınsak bir gelişim alanında bulunduklarında orada bir grup oluşuyor bilgisayarların önünde ve birbirlerine bir şeyler anlatarak bir şeyler öğretiyorlar. Ve bu da öğrenmeyi pekiştiriyor. Daha da önemli bir nokta, bilgisayara indirilen karmaşık fizik konularını kendi kendine öğrenebildikleri ortaya çıkıyor. Bakın beceriler çok üst düzey beceriler. Yine en ilginç sonuçlarından bir tanesi, hiç İngilizce bilmeyen, sadece Tamil dili bilen bazı çocukların İngilizce kaynaklardan biyoteknoloji öğrendikleri belirleniyor. Ve bunu testle yapıyorlar. Gidiyorlar, o kamerada tespit ettikleri çocuklar tekrar bilgisayarın yanına geldiklerinde bir test yapıyorlar ve bu çocuğun biyoteknoloji öğrendiğini görüyorlar. Bir deney. Buradan çıkarabileceğimiz çok güzel fikirler var. Ve bu deneyi izleyen bir İngiliz psikolog, pedagog şunu söylüyor. Eğitim ancak çocuklar isterse gerçekleşir. Çocuklar istemezse eğitim gerçekleşmez. Yani çocuğun onu istemesi lazım ki onu alabilsin. Siz istediğiniz kadar mükemmel bir ortam oluşturun. Siz istediğiniz kadar alt yapıyı, üst yapıyı çok iyi hale getirin. Çocuğun onu istemesi lazım. Sadece bir bilgisayar çocukların kendi kendine öğrenmelerine yetiyor bu deneyde diyor. Onun anlatımı, psikoloğun anlatımı. Çünkü diyor, çocuklar ilgilendikleri şeyleri hızlı bir şekilde bulabilirler. Siz de biliyorsunuz ya, çocuklar durmazlar, etrafı tararlar, ilgisini çekecek yeni bir şey bulmak için çabalarlar ve ilgisini çekecek bir şey bulduklarında onu oradan, o ilgisini çeken şeyden koparamazsınız. Oraya adeta bağlanırlar ve onu çözerler bir şekilde. Demek ki bizim çocukların bilişsel süreçleriyle ilgili bilgilerimiz, tezlerimiz, varsayımlarımız yeterli değil. Ve bu süreç, bu uzaktan eğitime geçiş süreci, bu dijitalleşme süreci bize yepyeni şeyler öğretecek. O yüzden ben şunu diyorum. Tüm dünyada eğitim sistemi COVID-19 pandemisiyle başlayan dev bir uzaktan eğitim deneyi. Biz bir deneyin içindeyiz. Çocukların uzaktan eğitim yoluyla eğitim alması, biz buna sadece uzaktan eğitim demeyebiliriz. Dijital eğitim, dijitalleşen eğitim. Çünkü dünyanın kendisi dijitale taşınmış.
Bizim deneyimlerimiz, günlük hayatlarımız dijitale taşınmış. Eğitimin bu dijitalleşmeden soyutlanması kesinlikle düşünülemez. O yüzden biz bu pandemi döneminde aslında bir büyük, bir devasa bir deney içindeyiz, bir sosyal deney içerisindeyiz ve bu deneyin sonuçlarını ben de hepiniz gibi çok merak ediyorum. Bu süreçte hem ön yargıları kırmak çok önemli, hem de fırsatları bulmak çok önemli. Fırsatların farkında olmak çok önemli. Özellikle benim bu sonunda altını çizmek istediğim nokta bu. Bazı kritik dönemlerde önemli fırsatlar ortaya çıkabilir. Bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Yani bir ön yargı var. Bu hem ailelerde var, hem öğretmenlerde var, hem öğrencilerde var. Az önce belirttiğim gibi akademik alanda da böyle bir görüş var. Ama bu ön yargıların nasıl kırılabildiğini de az önceki deneyimde birlikte gördük. Gerçek bir mutlaka. Şimdi ikinci bölümde biz neyin üzerinde duracağız? Madem ön yargılarla ilgili bir görüşümüz oldu, madem biz yeni bir ortama girdiğimiz için bazı ön yargılarla bu süreci yürütüyoruz ve bunu yapmamamız lazım. Öğrenciye de, öğretmene de, aileye de bu ön yargıyı kıracak fırsatlar sunmamız lazım, olanaklar sunmamız lazım. Bunu nasıl yaparız? Birazcık ondan bahsedelim. Uygulamaya yönelik öneriler. Öncelikle uzaktan eğitimi iyi tanımak lazım. Uzaktan eğitim nedir, ne değildir? Çünkü ne değildirini bilmek gerçekten nedirini bilmek demek. Öncelikle sadece canlı derste sunum yapmak değildir. Canlı derste sunum yaptığınızda uzaktan öğretim yapmış olmuyorsunuz. Şimdi nedenlerini açıklayacağız. Sınıf etkinliklerinin dijital ortama kopyalanması değildir. Yani çünkü sınıfın kendi doğası var. Kendi konteksti var, kendi bağlamı var. Çünkü yüz yüzesin öğrenciyle, jestlerle, mimiklerle, uyarılarla, yönlendirmelerle, bir tebessümle, onayla öğrenciyle bir bağ kurabilirsin. Ve fiziksel bulunurluğun gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirirsin. Ve bizim eğitim öğretim sistemimiz, yani yüz yüze eğitim öğretim sistemimiz bunun üzerine inşa edilmiş. Yüz yüze sınıfta yapılabilecek etkinlikler üzerine inşa edilmiş ve bizim kafamızdaki eğitim algısı, ders algısı hep sınıftaki eğitime kayıyor. Halbuki sınıftaki o kısıtlı süre artık kısıtlı değil. Artık 40 dakikayla kısıtlı değilsiniz. Artık 60 dakikayla kısıtlı değilsiniz. Bütün bir hafta öğrencinin çalışabileceği etkinlikler, öğrenebileceği etkinlikler verebilirsiniz. Bakın, öğrenmenin dünyası neredeydi? Fiziksel sınıfın içindeydi. Dünya nereye taşındı? Dijitale taşındı. Avantaj, dezavantajları tartışılır. Herkes tartışabilir. Şunu düşünün. Sınıftaki o zaman sınırlaması kalktı. Zaman mekan sınırlaması kalktı. Ve siz zamandan, mekandan bağımsız olarak öğrenciye etkinlik yaptırabilirsiniz. Alıştırma yaptırabilirsiniz. Örnekler verebilirsiniz. Onu yapacağınız canlı derse hazır hale getirebilirsiniz. Belki birçoğunuz biliyorsunuz. Deep learning diye bir olay var. Blended learning, işte hibrit öğrenme, çok sayıda güzel yeni kavram var. Okudukça biz bunları daha iyi çözeceğiz diye düşünüyorum. Peki nedir uzaktan eğitim? Uzaktan eğitime uygun öğretim tasarımının yapılması lazım. Öncelikle öğretim tasarımının iyi organize edilmesi lazım. Tam da az önce bahsettiğim nedenden dolayı artık öğrenmenin dünyası değiştiği için yeni dünyaya uygun bir tasarıma ihtiyaç var. Şimdi nasıl ki biz bir sınıfa eğitim verirken bir ders planı hazırlıyoruz, bir etkinlik faaliyet planı hazırlıyoruz. Aynen onun gibi ama daha karmaşık ve daha organize. Çünkü öğrencinin yanında değilsiniz. Öğrencinin kendi kendine motive olabileceği bir ortam sunmanız lazım. Öğrenciye bilginin verebilecek bir ortam sunmanız lazım. Ve öğrencinin sıkılmadan motive olarak o eğitime devam etmesi lazım. O yüzden öğretim tasarımına ihtiyaç var. Peki nelerdir bunlar? Zaten bakarsanız görürsünüz. İnternette de kısa bir araştırmayla aslında çok güzel içerikler görebilirsiniz. Çoklu ortam tasarım ilkeleri örneğin. Bir kere sunum hazırlarken, PowerPoint hazırlarken, görsel hazırlarken, canlı ders yaparken çoklu ortam tasarım ilkeleri çok önemli. Tasarım ilkelerinin 12 tane tasarım ilkesi var. Her birini dikkatlice incelediğinizde aslında bir sunuyu ne kadar daha güzelleştirebileceğinizi göreceksiniz. Ve bu tasarım ilkeleri şöyle değil. İnsanların oturup ya bu daha iyi olur dedikleri şey değil. Bunlar deneylerle kanıtlanmış olan olumlu ilkeler. Örneğin basitinden Multimedia Principle diye bir ilkesi var. Yani çoklu ortam ilkesi. Diyor ki, lütfen diyor, bir ekranda diyor, sadece görsel ya da sadece sözel içerik vermeyin diyor. Niye? Çünkü insan bilinci diyor, iki kanaldan işler. Görsel ve sözel.
Ve bunların her birinin kapasitesi belli. Eğer iki kanalı birlikte kullanırsanız öğrenmeyi daha kolay hale getirirsiniz. Bunu sözel söylemiyor, deneyle bunu kanıtlıyor. Başka öğretim tasarım modelleri de var. EDI modeli var, Aşur modeli var, Kampmelis'in Rawls modeli var, Dick Kelly modeli var, Çevik öğretim tasarım modeli var. Çok sayıda model var. Bu modelleri inceleyebilirsiniz. Onun dışında bu yine uzaktan eğitimde tasarım yaparken, içerik sunarken dikkat edilmesi gereken alanlar neler? İnsan bilgisayar etkileşimi, human computer interaction, yani insan bilgisayar arası etkileşimi baz alarak. Örneğin nedir? İşte insan gözü sağdan sola doğru taramaya başlar ekranı. O yüzden önemli şeyleri alıp sağ tarafa koyarım. Bu bir ilke örneği. Bunları bilmek bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Onun dışında user experience design var, insan deneyim tasarımı, işte kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcı user interface design var, kullanıcı arayüz tasarımı gibi bu tasarımları da dikkate alarak eğitiminizi daha güzel hale getirebilirsiniz. Devam edelim. Eğitim içeriklerinin dinamik bir yapıda olması gerekiyor. Yani durağan bir PowerPoint koymayın. Durağan bir PDF koymayın. Onu destekleyecek sorular, onu destekleyecek animasyonlar, videolar mutlaka olsun. Yani bir hareket olsun. Hareket olduğunda öğrenci orada bir etkileşime gireceği bir ortam gördüğünde o da daha uzun süre kalıyor. Daha fazla zaman harcıyor. Bir PDF'de hani ne kadar uzun süre bakabilir ki bir PDF'e ya da bir PowerPoint'e ne kadar uzun süre bakabilir ki? O yüzden orada etkileşimli olması çok önemli. Ve bizim alanımızda açık ve uzaktan öğrenme alanında bir kuram var. Transactional distance, yani etkileşimsel uzaklık kuramı var. O da şunu der. Çoğunuz bana katılacaksınızdır. Uzaklık eğitimde uzaklık fiziksel değildir. Psikolojik bir uzaklıktır. Yani aynı sınıfta oturup arka sıralarda derse katılmayan bir öğrenciyle canlı dersinizi birebir takip edip sorularınıza cevap veren, işte sizi aktif bir şekilde dinleyen öğrenciyi karşılaştırırsak hangisi daha uzak? Hangisi öğrenmeye daha uzak? Sınıfta olan öğrenci daha uzak. O yüzden etkileşimsel uzaklığı baz alın. Yani öğrenci canlı dersinize katılıyorsa o çok uzak değil. O çocuk aslında size yakın. Ve fiziksel ortamda aynı sınıfta bulunmanıza rağmen hiç ilgilenmeyen, derste hiç bağlantısı olmayan, psikolojik olarak o dersin dışında olan bir öğrenci, siz yanında bile olsanız o çocuk uzaktır. O çocuk eğitime uzaktır. O yüzden transactional distance'ı da dikkate almakta yarar var. Michael G. Moore'un önemli bir uzaktan eğitim kuramı. Çoklu ortam öğrenme tasarımından bahsettik. Çoklu ortam öğretim tasarım ilkelerinden bahsettik. O ilkenin varsayımları neler? Nasıl ortaya çıkmış? Biraz ona bakalım. Richard Mayer'in çoklu ortam öğrenme yaklaşımı temelde 3 bilişsel varsayıma dayanıyor. Birazcık bahsettim, şimdi altını çizmiş olacağım. İkili kanal varsayımı. Yani insan iki kanaldan öğrenir. Gözler ve kulaklar. Yani bir içerik ya visual'dır ya verbal'dır. Ya görseldir ya da sözeldir. Eğer sözel varsa, metin varsa lütfen yanına görsel koyun. İkisini bir arada kullanmak öğrenmeyi pekiştirir, öğrenmeyi daha hızlı hale getirir. Niye? Çünkü biz sınırlı bilimsel kapasiteye sahibiz. İnsanlar, biyolojik bir varlık olarak insanlar sınırlı bilişsel kapasiteye sahip. Ne yapar? Bir kanalda 7 artı eksi 2 birim bilgi işleyebilir. Bu ne demek? 5 ila 9 birim bilgi bir kanaldan işleyebilir. Bakın iki kanalımız vardı, görsel ve sözel. Sözel kanalda 5 ila 9 artı 9 birim bilgi, görsel kanalda 5 ila 9 birim bilgi işleyebiliyoruz. Eğer ikisini birlikte kullanırsak bu kanalın kapasitesi kaça çıkıyor? 18'e çıkıyor. O yüzden zaten çoklu ortam tasarım ilkeleri önemli ve birlikte kullanılmalı. Yani sözel ve görseller entegre kullanılmalı. Tabii birlikte kullanılmalı derken de çok alakasız bir şekilde işte mesela ben burada Mayer'in ilkelerini anlatırken öyle bir orman fotoğrafı koymayayım yani oraya. İşte bu ilkeler arasındaki ilişkiyi gösteren bir işte kavram haritası koyayım. Bir anlatayım. Yani yine aynı içerikle olsun, ilgili olsun. Tutarsız olmasın, dikkat çekici olsun. Onlar önemli. Şimdi son varsayımız da diyor ki öğrenme aktif bir süreçtir. Bunu göz ardı etmeyin. Aktif olduğu için dikkat süresini de baz alalım. Çünkü bir öğrenci 10-12 dakika boyunca bir içeriğe dikkat eder, sonra dikkati dağılır. İşte öğrencinin dikkati daha dağılmadan siz ilgili
örneklerle, uygulamalarla, esprilerle, dikkat çekici karikatürlerle bunu, bu ilgi dağılmasını engelleyebilirsiniz. Yine ben canlı ders önerilerimde yine ondan da bahsedeceğim. Enformasyonun filtrelenmesi, seçilmesi, organizasyonu ve entegrasyonunu kapsayan önemli bir süreçtir. Öğrenmenin aktif olduğunu bilmek, öğrenciyle olan diyalog, etkileşimin de aktif olması gerektiğini aslında ortaya koyuyor. Evet. Şimdi asıl aslında hepimizin ilgilendiği, şu an canlı dersler çok yoğun devam ediyor, sürdürülüyor. Birçoğumuzun dikkat etmesi gereken bazı özellikler var. Şimdi biraz da onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle canlı ders yazılımını deneyin. Denemekten asla korkmayın, çekinmeyin. Çünkü denemeden yeni bir şey öğrenemezsiniz. Kendi başınıza deneyin. Arkadaşlarınızla, işte evde varsa eşinizle, dostunuzla, çocuklarınızla birlikte bir sanal sınıf oluşturup orada deneyin. Mesela Zoom'u biz çocuklarla birlikte denedik. Çocuklar bir odada, işte ben bir odada, hadi ders işleyelim, neler yapabiliriz? Çocuklara işte tıklatıyorum, sen bana soru sor, el kaldır, sesini açtım, kapattım. İnsan temelde bir şeyi deneyerek öğrenir, kurcalayarak öğrenir. Sadece biz değil, çocuklar da öyle. Lütfen deneyin. Tüm özelliklerini kullanmaya çalışın. Yani her özelliğini kullanmaya çalışın. Ben şöyle bir örnekle karşılaştım. Onlarca canlı ders vermiş olan bir öğretmenin ekran paylaşımı yapıp o ekran üzerinde çizim yapabildiğini bilmediğini gördüm. Yani onlarca ders yaptıktan sonra Zoom'da işte ekran paylaşımı yapıp, mesela matematik dersi anlatıyorsunuz en basitinden. Matematik dersini işte formülü verdikten sonra formülü bir çerçeve içine alabileceğini, sunumu tam ekran yapıp onu çerçeve içine alabileceğini görmemiş. Aa, bunu görünce ne kadar güzelmiş diyor. Ben hani tahtada işte onu yaparken çok zorlanıyordum. Burada daha hızlı oluyor. Gibi bir tepki vermişti. O duruma düşmemek için lütfen yazılımı deneyin. Yani bu zaten 40 dakikalık şeye izin veriyor. Çok deneyin. Ne kadar denerseniz o kadar deneyiminiz olur. Ve bu sadece bu pandemide işinize yaramayacak. Eğitimciler dijitalle taşınan dünyadan soyutlanamazlar. Dünyanın kendisi dijitale taşınmışken eğitimi bunun dışında tutmamız mümkün değil. O yüzden bu becerileri kazanmamız gerekiyor. Neden ben sürekli eğitimci kavramını vurguluyorum? Çünkü ben eğitim çıkışlıyım, eğitim fakültesi çıkışlıyım, öğretmenlik çıkışlıyım. O yüzden bu noktaya kendimi de dahil ederek anlatıyorum. İkinci nokta ne peki? Canlı ders için hazırlıklarınızı tamamlayın. Hazırlık çok önemli. Az önce bahsettik ya, bir sınıf etkinliği 40 dakikalık bir süreçtir. Evet, onun için de hazırlık yaparsın ama 40 dakikayla sınırlı bir süreçtir. Ama siz bir haftalık bir plan yaparken mi daha çok tasarım yapmalısınız, hazırlık yapmalısınız, yoksa 40 dakikalık bir etkinlik yaparken mi? Elbette bir haftalık bir etkinlik tasarımı yaparken. Senaryonuz iyi olsun. Yani biraz ondan da bahsedeceğiz. Nasıl bir etkinlik, eğitim planı, öğrenme etkinliği nasıl düzenlenir, biraz ondan da bahsedeceğiz. Ne kadar iyi hazırlık yaparsanız dersiniz o kadar etkin geçmiş olur. Hem de bir hafta boyu sadece canlı dersleriniz değil. Önemli noktaları not alın. Bu sizin çok işinize yarayacak. Çünkü çocuklarla dalarsınız, bir konuyu anlatırsınız. Asıl vurgulamak istediğim bir şey vardır. Masanın üstünde duruyordur. Şöyle arada göz gezdirip, ya ben bir şeyler not almıştım, şöyle çocuklara hatırlatayım, ona bir bakın. Not almak çok güzel. Size geri bildirimde bulunuyor aslında, farkında olmadan. Konuya ve canlı ders süresine uygun öğrenme tasarımı yapın. Eğer canlı ders etkinliği için sadece bir tasarım yapacaksanız, az önce bütün bir süreç için bahsetmiştik. Şimdi sadece canlı ders için 40 dakikalık bir etkinlik için öğrenme tasarımını yapın. Bunu da nasıl yaparsınız? Gagne'nin 9 adımlı öğretim durumları modeli var. Biraz da ondan bahsedeceğim. Sunumlarınızı çoklu ortam tasarım ilkelerine uygun hazırlayın. Bunu okuduğunuzda çoklu ortam tasarım ilkelerine 12 tane ilke var. Basit zaten. Kısa kısa okuduğunuzda bunu göreceksiniz. Belki başka etkinliklerde o ülkeleri detaylı inceleyebiliriz hep birlikte. İlkelere baktığınızda zaten sunumunuzun nasıl olmaması gerektiğini göreceksiniz. Yani bir şeyi belki yıllardır yapıyorsunuzdur, artık benim bunu yapmamam lazım diyebilirsiniz. Kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantı kullanın canlı derslerde. Bunun nedeni şu. Çünkü Wi-Fi temelde çoklu cihazların internete bağlanması için tasarlanmış bir teknoloji. Siz tek başınıza bağlansanız bile Wi-Fi'da internet gücü, streaming gücü düşük oluyor. Akış gücü düşük oluyor. O yüzden lütfen eğer mümkünse kablolu internet ile canlı derslerinizi yapın. Çok daha yüksek verim alacaksınız. Devam ediyoruz yine önerilerimize.
Can derse öğrencilerden önce girin. Yani öğrenciler girdi, sizi bekledi. Bu uygun bir davranış değil. Neden? Çünkü öğrencinin sizi hazır bulmuş olması, sizi hazır bulması çok önemli. Siz bütün süreci biliyorsunuz, bütün sürece hakimsiniz ve hazırsınız. Bunu öğrencinin görmesi oldukça önemli. Yedinci madde, öğrencilerinizle birlikte canlı ders kurallarınızı oluşturun. Kural oluşturmak şu açıdan çok önemli. Yeni bir ortam ya, sınıfta kurallarınız vardır. Yani yazılı olmayan kurallar vardır. Öğretmen konuşurken sessiz olur. Bir öğrenci ayağa kalktı, soruyu cevaplarken ya da konuşurken diğer öğrenciler sessiz olur. Bunun gibi kurallar, çok basitinden söylüyorum. Canlı derste de kurallarınız olmalı. Buna neler dahil? Örneğin burada güzel bir örnek var. Kamera ve mikrofon kullanımı, el kaldırma, sohbet, belge paylaşımı. Kamera ve mikrofon kullanımı, en basitinden örnek verelim. Öğretmen konuşurken öğrencilere kamera ve mikrofonlarını kapatmasını öğretin. Çünkü bunu şöyle yapamazsınız. Toplu bir şekilde kapat, toplu bir şekilde aç. Toplu bir şekilde kapat, aç. Bu sürdürülebilir değil. Öğrenci şu kurallarınızı birlikte belirleyin. Çocuklar, ben ya da arkadaşlarınız konuşurken mikrofonunuzu ve kameranızı kapatacaksınız. Tabii ki bu hızlı öğrenilen bir şey değil. Çocuklar yeni ortamda biraz geç alışıyorlar. Bunu öğretirseniz, kuralınızı ortaya koyarsanız can derslerde çok rahat edeceksiniz. El kaldırma, bu da bir kural olsun. Konuşmak isteyenler kaldırsın deyin. Çünkü el kaldırma var Zoom etkinliğinde. Sohbet alanını nasıl kullanacaklarını, bunun kurallarını belirleyin. Kendi aranızda konuşmayacaksınız. Dersle ilgili soru sorabilirsiniz, bir şey yazabilirsiniz. Dersin dışında bir şey paylaşamazsınız. Kurallarınızı belirleyebilirsiniz. Belge paylaşımı. Belge paylaşımına, büyük belge paylaşımına izin vermeyin. Çünkü o büyük belge paylaşımı da sizin internet akışından gittiği için canlı dersi sekteye uğratabilir. O yüzden belge paylaşım kurallarınızı da orada belirtin. Konuşmacı dışındaki kamera ve mikrofonları kapatması görüntü ve ses kalitesini arttıracaktır. Az önce bahsetmiştik az önce. Öğrencileri derse dahil etmek için soru sorun. Yani öğrenci az önce bahsettiğim o sınıfın arka sırasında yalnız kalıp derse dahil olmayan, dersler uzak olan öğrenci olmasın. Mikrofon ve kamerası kapalı, siz konuşuyorsunuz ama birden işte Ahmet, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Bir önceki dersimizde sen şu örneği vermiştin. Bu dersle ilgili ne düşünüyorsun? Yani öğrencinin derse katılımına hakim olduğunuzu, takip ettiğinizi bilsin öğrenci. O yüzden kendine çekip düzen verecektir. Hemen öğrenci işte Ahmet kameranın mikrofonunu aç ve bize bu sorunun cevabını söyle derseniz diğer öğrenciler bana da sorulabilir diye onlar da hazır hale gelecektir. Öğrencileri derse dahil etmek için soru sorun dedik. Mikrofon ve kamerasını açmasını isteyin. Bu öğrenci aktif tutacaktır. Canlı derste sınıf içi etkileşimi arttırmak için anlık kısa sınavlar yapabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. İşte animatik içerikler kullanabilirsiniz, animasyonlar kullanabilirsiniz. Sorular öğrenci şeyde tutacak, zinde tutacaktır. Dersi dinlemede o sürdürülebilirliği sağlayacak aslında. 11. Ekran paylaşımı seçeneğiyle bilgisayarınızda veya internetteki içerikten ve uygulamalardan yararlanın. Şöyle düşünün, siz kendi bilgisayarınızda ne yapabiliyorsanız öğrencilerinizle onu yapabilirsiniz. Akıllı tahtada şöyle şeyler vardı. Akıllı tahtada da yine bir masaüstü ortamını yansıtabiliyordunuz ama kendi bilgisayarınızı komple ekranı paylaşacak kadar aktif, etkin ve etkileşimli değil. O yüzden bu bir avantaj aslında. Bilgisayarınızda neler yapabiliyorsanız, video olur, animasyon olur, bir web sitesi olur, çizim alanı olur, grafik tasarım uygulaması olur, hatta kodlama olur. Siz kod yazarken, ortak kod yazarken, ortak kodlama alanları da var. CampLab gibi. Bu ekranı paylaşarak da öğrencilerle birlikte ders yapabilirsiniz. Bu da çok büyük bir avantaj. Ve bu da önemli. Bunun nedenini söyleyeceğim şimdi. Mümkünse canlı ders uygulamasında öğrenciye de sunuculuk sorumluluğu verin. Yani öğrenci bu dijital ortamın nasıl çalıştığını bilsin. Sizin ders işlerken hangi tool'lardan, araçlardan yararlanabildiğini bilgisi bilsin, sunum yapsın. Bir, ikincisi, bir şeyi öğrenmenin en iyi yolu onu öğretmeye çalışmaktır. Onu anlatmaktır. Bu Feynman modeli olarak geçer. Bakabilirsiniz yani fırsatınız olursa. Bir şeyi en iyi öğrenmenin yolu başkasına öğretmeye çalışmak. Başkasına anlatmaktır. Zaten siz şunu görmüşsünüzdür. Çocuklar birbirlerine sürekli bir şeyler anlatmaya çalışır. Yani ilgili ya da ilgisiz aslında kendi zihninde o şemayı oluşturmaya çalışıyor.
O şemayı oluştururken konuşuyor, monolog yapıyor ve birinin onu dinlemesini istiyor. Aslında oturtmaya çalışıyor. O yüzden de konuları, anlaşılması güç olacak olan konuları çocuklara anlattırın. Yani bununla bir mücadele etsin, o kritik noktaları, önemli noktaları, kaçırdığı şeyleri görsün. Çünkü tek taraflı bir iletişim, kaçırdığınız noktaları öğrencinin de kaçırmasına neden olabilir. Çünkü siz zaten herkesin o kaçırılan şeyi bildiğini varsayarsınız ama öğrenci bunu bilmez. Tam anlatırken eksiğini görür. Biz genelde bir şeyi anlatırken eksiğimizi görürüz ya. Hep öyle oldu. Evet. Ve bir ders tasarımında izlenebilecek 9 basit adım var. Gagne'nin 9 aşamalı öğretim durumları modeli ve ben bunu bu modeli çok sever ve çok da kullanırım. Size de öneriyorum, eğer yoksa başka öğretim tasarım yaklaşımlarınız, başka modelleriniz. Oldukça etkili, verimli 9 adımlı bir öğretim durumları modeli var. Dikkat çekin diyor. Dersin başında bir dikkat çekme olayı olsun diyor. Dikkat çekin. Örneğin, tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Matematikte ardışık sayıların toplamı. Örneğin. Derse başlarken çocuklara dedim ki, çocuklar bugün öyle bir şey öğreneceğiz ki, ben size bir sayı verdiğimde o sayıya kadarki tüm sayıların toplamını bana bir çırpıda söyleyebileceksiniz. Ne yaptım? Öğrencinin dikkatini çektim, değil mi? Hedeften haberdar edin. Bakın, ben bu cümleyle hem öğrenciyi motive ettim. Siz bir çırpıda, işte ben size 100 dediğimde siz 1 ile 100 arasındaki tüm sayıları toplayıp bana bir çırpıda söyleyebileceksiniz. Bunun için size bir formül vereceğim. Ve siz artık size nerede gerekirse gereksin bir sayıya kadarki tüm sayıların toplamını artık bir formülle çözebileceksiniz. Yani bir beceri kazanacaksınız. Hedeften haberdar ettim. Bu pre-organizer olarak da geçer. Ön örgütleyici olarak da geçer. Yani çocuğun kendini hazırlaması. Bu derste ne öğreniyor olacağım? Ne kazanmış olacağım? Çok önemli. Önceki öğrenmeleri hatırlatın. Ben ardışık sayıların toplamı konusunu işlerken çocuğa ne hatırlatmalıyım? Toplama işlemini hatırlatmalıyım. Ve bizim toplamada kullandığımız farklı tekniklerden bahsetmeliyim. Yani çocuğun önceki öğrenmesini hatırlatmalıyım. Çocuklar, biz toplama yaparken şunu da yapabiliyorduk, biliyorsunuz işte. Alt hasta da toplayabiliyoruz. İşte iki satır halinde de toplayabiliyoruz. Şu teknikleri kullanmıştık diye bir hatırlatma yapıyorum. Tamam mı? Önceki öğrenmelerini hatırlatmak için. İçeriği sunuyorum. İçeriği nasıl sunuyorum? Etkili bir şekilde. Örneğin neydi ardışık sayıların toplamının formülü? İşte n çarpı n artı 1 bölü 2. Değil mi? Bu Gauss yasası olarak da geçer. Gauss'un bulduğu bir formül. Onu çocuğa daha açık hale getirebilmek için rehberlik etmem lazım. Öğrenciye rehberlik etmem lazım. Yaparım. 1 ile örneğin 100 dedik. 1'den 100'e kadarki sayıların toplamı dedik. Çocuğa dedi ki, bana 1'den 100'e kadarki sayıların toplamını söyler misin? Çocuk tabii ki bocalayacak, onu anlamayacak ve siz onu çözmeye başlıyorsunuz. 1 ile 100 arasında işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nokta 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 100 dediniz. 6 da tersten başlayarak 100, 99, 98, 97, nokta 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 1, şey 2, 1 dediniz. 2 tane alt alta yazdınız. Ve çocuğa şunu gösterdiniz. Ben 100 ile 1'i topladığımda 101 oluyor. 99 ile 2'yi topladığımda yine 101 oluyor. 98 ile 3'ü topladığımda yine 101 oluyor. Benim elimde 100 tane 101 oluyor. Değil mi? Benden istenen şey neydi? Bir satırın toplamını bulmaktı. Ben neyi buldum? İki satırın toplamını buldum. Değil mi? Yani 101, 100 çarpı 101 bölü 2 desem, yani iki satırın yarısını alsam, çünkü iki satırı bulmuştum ya, onun yarısını alsam benden istenen cevabı bulacağım. Gauss yasasını anlatmış oldum ben çocuğa. Yani işin sadece formülünü değil, mantığını da anlatmış oldum. İki satırı yazdım, tersten toplayınca her seferinde 101 elde ettim. Kaç tane 101'im var? 100 tane 101'im var. Bunu ikiye bölsem tek satırın toplamını bulamaz mıyım? Bulurum. Çocuğa böyle hem dikkat çekici hem de çözümleyici bir sunum yaptınız. Rehberlik ettiniz. Davranışı ortaya çıkarmak için söylediniz ki, sen de 23'e kadarki sayıların toplamını bul dediniz. Ve çocuk bunu bulmaya çalıştı. Tabii bazı hatalar yapacak. İşte tersten yazma niye, neden gerekli onu anlamaya çalışacak. Siz ona rehberlik edeceksiniz. Yine bak, bu nedenden dolayı işte iki satırın toplamını bulmak için, yoksa şurada zorlanırsın demek için, zorlanacağını açıklamak için rehberlik edersiniz. Davranışı ortaya çıkarmaya çalışırsınız. Ve dönüt verirsiniz. Bulamayan çocuğa neden bulmadığını, o kritik yerleri, o hatalı olduğu yerleri buldurtup çocuğun aslında o şemasının tamamlanmasına yardımcı olacaksınız, olabilirsiniz.
Gani'nin önerdiği şey bu. Ve performansı değerlendirirsiniz. Şunu yapmak güzeldir. Çocuklarda çok işe yarar. Siz çok çok daha iyi bilirsiniz. Çocuğu öne çıkarmak, başarılı olan, düşünen ve hangi çocuğu biliyor musunuz? İlk seferde çözen çocuğu değil. Yani onu da tabii ki performansını öne çıkarırsınız ama hata yapıp, hatasını düzeltip doğru yapan öğrenciyi öne çıkarırsanız bu hatasından ders almanın övülecek bir şey olduğunu gösterir ve diğer öğrencilere de çok güzel bir örnek olur. En sonunda da kalıcılığı sağlama. Artık bu örnekleri yaygınlaştırıp birkaç örnek yapıp tekrarlayıp kalıcılığı sağlayıp bir sonraki belki dersiniz nedir? İşte bambaşka bir ders. O derste ilişkili hale getirebilirsiniz işte. İki basamaklı sayılar için işte algoritma ve fonksiyon çalışma. Orada da bunu kullanacağız diyebilirsiniz. Tamamen eğitim programı dışında bir örnek veriyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sizin sorularınız olacak bildiğim kadarıyla. Oldu hatta. Ben tabii sunuya odaklandığım için o sorularınız birikti. Şimdi elimizden geldiğince sorularınızı cevaplayacağız. Arkadaşıma sözümü veriyorum. Şöyle bir sorumuz var hocam. Serkan Polat ve Beyza Tomar öğretmenlerimizden gelmiş. Şimdi pedagojik açıdan düşünürsek bu anlattıklarınız, verdiğimiz örnekler bütün sınıf düzeyleri ve bütün dersler için geçerli olabilir mi yoksa değişkenler var mıdır? Tabii ki farklılıklar çok. Ve bilişsel gelişim düzeyleri açısından da farklılıklar çok. Çok daha iyi biliyorsunuz siz süreci. Somut işlemsel dönem, duygu işlemsel dönem, kavramsallaştırma, üst bilişsel gelişim dönemleri. O her dönemin kendine ait özellikleri var ama bazı nüansların dışında çok büyük bir farklılık yok. Yani bu bahsettiğim ilkeleri pedagojinin kapsamı içindeki her düzeyde kullanabilirsiniz. Pedagojiden kastımız ne? Yetişkin olana kadarki süreç, yani 18 yaşından küçük olan herkes için kullanabilirsiniz. Tasarım ilkesi çünkü öğrenciyle ilgili değil, sizin tasarımı ne kadar bilimsel ilkelere uygun sunduğunuzla ilgili. Gagne'nin önerdiği adımlar ise herhangi bir öğrenme eventinde, etkinliğinde kullanılabilecek ilkeler. Şu an için başka bir sorumuz yok hocam. Çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah daha güzel içerikler de sizinle birlikte oluruz. İçeriklerle birlikte sizinle birlikte oluruz. Belki tasarım ilkelerini daha detaylandırarak birlikte olabiliriz. Ben hepinize başarılar dilerim. İyi bir eğitim öğretim dönemi dilerim. Ön yargılarımızı daha zayıflatarak aslında fırsatları keşfederek ilerlememizi dilerim. Tekrar iyi günler.